Değerli seyirciler arkadaşlar, merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün günlerden pazar, hepinize hayırlı pazarlar olsun arkadaşlar. Bir hafta sonra bugün pazar günü inşallah Allah nasip kısmet ederse yollarda olacağım, sıla yolunda olacağım biliyorsunuz. Canlı yayın yapa yapa gideceğiz arkadaşlar ve hepinizi canlı yayınıma canı gönülden davet ediyorum arkadaşlar bu videoyu yapmamın sebebi size e, biraz kendimden anlatmak istiyorum e, boş günümüzde neler yapıyoruz neler çeviriyoruz e, cumartesi pazar nasıl geçiyor bunları şöyle bir kısa ee, anlatmak istiyorum ve unutmadan da söyleyeyim Sıla yolunu unutmayalım Sıla yoluna gidecek arkadaşlara şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum arkadaşlar lütfen birkaç şeye dikkat etmeniz lazım evraklarınızı kontrol edin ehliyetinizi arabanın ruhsatınızı vekaletname lazımsa vekaletname kimliğinizi tarihleri kontrol edin çoğu çocuklarınız varsa çocukların pasaportlarını kimliklerini kontrol edin Efendime söyleyeyim arabanın sigorta kağıdını kontrol edin. Arabanın bakımını yaptırın. Kendiniz anlıyorsanız yağsına, suyuna, frenlerine, tekerleklerine bakın. Gider mi, gelir mi bunları kontrol edin. Arkadaşlar ve çok mühim bana soruyorlar abi ne götürebilirsiniz? Arkadaşlar yani Türkiye'ye buradan ne götüreceksin? 100 kilo çikolata mı götüreceksin? 2-3 kiloya bir şey demiyorlar. Aslında insan başı 1 kilo serbest yani iki kişi üç kişiyseniz 2-3 kiloya bir şey demiyorlar. Hadi 5 kilo götürdün. Ama 20-30 kilo götürürsen tabii ki zorluk çıkarabilir. Para, para çok mühim arkadaşlar. İnsan başı 9.999 euro. Bunu geçtiği zaman sınırda bildirmeniz lazım. Bildirmezseniz yakalanırsanız fazla oldu mu kişi başı 10.000'den fazla oldu mu elinizden parayı alırlar. Şimdi arkadaşlar biraz evvel dedim nasıl geçiriyorum günümü nasıl geçiriyorum arkadaşlar burası benim bürom bürom'a iniyorum bodrum katta bürom var camı var yani şöyle yarı aşağıda yarı yukarıda oluyor dışarısını görüyorum camı var İsterseniz şöyle aceleden göstereyim şöyle dışarısı gözüküyor. Oldu mu ayarını? arkadaşlar burada e, cep telefonundan kontrol ediyorum kendimi onun için devamlı buraya bakıyorum şimdi ilk önce büroma iniyorum e, büromda yapılacak işler var tabii ki e, YouTube e, sayesinde bilgisayarı açıyorum bakıyorum e, yorumlar gelmiş mi yorumlara cevap veriyorum isterseniz e, gelin gelin hep beraber yorumlara bir bakalım kimler ne yazmış. Leopard yazmış. Merhaba Murat Bey. Macaristan Sıla yolu güzergahında Family Hotel haricinde tavsiye edebileceğiniz bir otel var mı? Family Hotel'in fiyatı her sene artıyor. Bir de bir ay öncesinden rezervasyon yapmak gerekiyor. Arkadaşlar hoteller tabii ki var ama ben kendim gidip de e, gördüğüm başka bir hotel yok. Şimdiye kadar ben Family Hotel'e gittim. Ama var tabii ki var. Başka oteller de var. Şimdi hepinize sesleniyorum. Sizler de bu konuda bize yardımcı olun. Gelin arkadaşın yorumun altına bildiğiniz otel varsa yazın. Birbirimize böyle yardımcı olmuş oluruz. Otel iyi miydi? Fiyatı kaç paraydı? Aşağı yukarı tabii ki zam gelmiş olabilir. Ee, araba garanti yerde miydi o da temiz miydi kahvaltısı nasıldı bunları şöyle kısaca yazarsanız hepimiz memnun oluruz ve birbirimize yardımcı olmuş oluruz Ali abim yazmış Ali Özdaş devamlı yazıyor Ali abime selamlar teşekkür ederim Ali abi emeğine sağlık çok güzel video çekimi olmuş Murat kardeşim Ellerine sağlık, Almanya köylünden selamlar, bol kazançlar, güzel insan, hayırlı yolculuklar, yolun açık olsun, güle güle git gel. Teşekkür ederim Ali abi, Allah razı olsun, devamlı yazıyorsun, bana destek oluyorsun. Sana canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Kenan e, Y. nokta Selamlar Murat kardeş, selamlar Kenan abi. Tarık Demir yazmış, devamlı ya, yazar Tarık'ta. Selamlar, saygılar dilerim abi. Aleyküm selam Tarık. Benden de saygılar, sevgiler. Mehmet Asır yazmış. Mehmet Asır'ı tanımayan yok. Hepimiz tanıyoruz. Bu hizmetin bir parçası olduğun için şimdiden teşekkürler Murat abi. Türkiye'de görüşmek dileğiyle hayırlı yolculuklar. Mehmet Asır bana ENP cihazını verdi. Ben Mehmet Asır'ın ENP cihazını Sırbistan'da kullanacağım. Canlı yayın yaparak Mehmet Asır'a e da video hazırlayacağım. Özel olarak o da kendisi kendi kanalında. Gösterecek e, abonelerine üyelerine arkadaşlar ENEP'i bana neden verdi biz deneyeceğiz bunu yani plaka bambaşka Almanya plakası değil İsviçre plakası bir araba aynı yani araba şasi aynı olması lazım aşağı yukarı yani aynı e, kategoride olması lazım yoksa olmuyor. Bu ENP cihazı ufak bir araba için geçerliyse sen büyük bir arabayla geçersen o zaman olmuyor. Ama biz bunu şimdi deneyeceğiz. Araba aynı kategoride plaka başka, e, kullanıcısı başka. Yalnız e, ENP cihazı Mehmet Asir'in üzerine kayıtlı ve kredi kartı kayıtlı. Ben geçtiğim zaman Mehmet Asir'in kredi kartından çekilecek bu para. Bakın, bakalım, gelin bakın, sizler de bakın. Olacak mı olmayacak mı? Olmazsa tabii geri döneceğiz. ENP'yi kullanmayacağız. Ama sanırım olacak. Ben de çok heyecanlıyım. Ve Mehmet arkadaşıma, kardeşime şimdiden teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bize verdi, elimize verdi. Bunu deneyebileceğiz. Mehmet Asır da bugün, bugün yola çıkıyor. Belki çıkmıştır. Kendisine buradan hayırlı yolculuklar. İsviçre üzeri İtalya'dan gemiye binip gemiyle Yunanistan'a geçecek böyle güzergah. Dönüşte de karadan gelecek ve uzun yol videoları hazırlayacak. Mehmet kardeşime de tabi destek olursak abone olursak Mehmet kardeşimiz de sevinir. Ben yalnız buluşamayacağım bugün kendisinden. Neden biraz evvel söylediğim noktaya geldim. Pazar günleri neler yapıyoruz? Arkadaşlar bugün pazar günü dışarı çıkıp videoya çekmeye de vaktim yok maalesef. Eee kayınvalideyle beraber akrabalarla beraber Bodense Göl boyuna gideceğiz. Orada bir lokantada yer ayıttırdık. Çoktan beri görüşmedik e, hanımın kuzenlerinden. Onlarla beraber buluşup e, günümüzü orada lokantada geçireceğiz. E, beraber yemek yiyeceğiz, bir şeyler yiyip içeceğiz. öyle geçireceğiz eve gelmemiz herhalde 4-5 olur bilmiyorum. 10 e, gibi buradan çıkarsak e, yani bütün gün e, o göl boyunda lokantada olmuş olacağız. Onun için Mehmet kardeşim de tour Winterthur, Winterthur Zürich. Zürich-Luzern bu güzergahtan gidecek. Yani arasında bayağı bir misafir var. Onun için görüşemeyeceğiz. Cuma günü görüştük. Onun için Cuma günü görüştük. Biraz lak lak yaptık. Video çektik. Ona da bakabilirsiniz. Beraber Mehmet Aser'in X5 BMW'sinin içinde beraber çekim yaptık. Evet gelelim Miko. Merhaba Murat abim. İnşallah iyisindir. Paylaşın ve eklerin için çok çok teşekkürler abicim. Işıl Zeynep Özden, Zeynep Hanım devamlı yazar Türkiye'den ve kendisi bana sırf abone değil, üye. Maddi durumda da her ay bana destek oluyor, yardımcı oluyor. Kendisine, Zeynep Hanım'a canı gönülden teşekkür etmek istiyorum ve buradan kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Merhabalar, şimdiden iyi yolculuklar dilerim. Mehmet Asır ile olan ENP cihazı videosunu seyrettim. Teşekkürler, canlı yayını bekliyoruz. Az kaldı. Elinize, emeğinize sağlık. Çınarcık'tan selamlar İsviçre'ye. Buradan da Çınarcık'a kucak dolusu senal, selamlar Zeynep Hanım. Ve yorumların sonuna geldik. Ve gelelim gene ilk önceki e, gelen Leopard e, arkadaşımız yazmış. Macaristan'da bildiğiniz arkadaşlar, bildiğiniz, kaldığınız bir hotel varsa yazın. Ee, Avusturya'dan Macaristan'a giriliyor. Avusturya'nın sonunda da bir hotel olabilir, oralarda da kalınabilir. Ama e, arkadaşımız Macaristan'ı sormuş. E, öyle de böyle de e, bildiğiniz hoteller varsa sizler de bu konuda bize yardımcı olursanız biz de sevinmiş oluruz. Arkadaşlar bu konuda bir noktaya daha de, de, değmek istiyorum, sormak istiyorum size. Ee, Birlikten kuvvet doğar. Arkadaşlar sizler de senelerden beri gidiyorsunuz Sıla yoluna. Biliyorsunuz ben videolarımda otellere gidiyorum, gösteriyorum. Ben bu sene yine buradan çıkacağım. Bosporus'ta kalmayı düşünüyorum. Ama tabii hep aynı hotel olduğu için bizler de bir, biraz değişiklik yapmak istiyoruz. Belki biraz daha ileri doğru gideceğim. Belki Bulgaristan'da da kalabilirim. Sizler Bulgaristan'da güvenli, güzel bir hotel biliyorsanız bana yazarsanız, bu videonun altına yazarsanız ben de arkadaşlar memnun olurum. Ve gider o hoteli denerim, videosunu çekerim ve bütün arkadaşlara bildiririm ve böylece birbirimize yardımcı olmuş oluruz. Evet arkadaşlar bakın laklak lak yaptık. Pazar günün cumartesi pazar neler yapıyoruz? Laklak lak yapıyoruz, video çekiyoruz. Ailece yemeğe gidiyoruz. Dün e, hanım çalıştı, ben boştum. Evde olan işleri yaptım. Sıla yolu hazırlığını falan yaptım. Arabayı hazırladım. Arabanın yağsını, suyunu et blue var. Et blue'sunu doldurdum. Bunları e, hazırladım. Efendime söyleyeyim. Ayıp da söylemesi ufak bir evimiz var. Bahçede yapılacak işler vardı. Onları yaptım. Sıla yolu için alışveriş yaptım. Bazı bir şeyler aldım. E, götürmek için istenen bazı şeyler vardı. Efendime söyleyeyim. Yolluk bazı şeyler aldım. Yani... Hazırlıklar yavaş yavaş başladı. Şimdi yarın 1 Mayıs çalışmayacağız, burası boş, e, tatildeyiz, e, yalnız büyük bir yer var, neydi onun, onun ismi ya, St. Margaret'in değil, e, aklıma gelmiyor. Şimdi Kura giderken orada çeşit türlü mağazalar var, orası arkadaşlar e, senenin 365 günü açık, her gün açık, saat 10'da açıyorlar, oraya gitmeyi düşünüyorum. Aklıma gelmiyor ya şimdi. Kora giderken. İsviçre'de yaşayanlar bilir. Ee, i̇sterseniz şöyle aceleden bir bakayım. Bir dakika hemen buluruz onu şimdi. Kur neredesin? Landquart. Landquart arkadaşlar. Landquart'ta bilmeyenlere söylüyorum İsviçre'de oturanlara outlet dükkanları var çeşit türlü yani Nike, Adidas Levi's çeşit türlü markalar Gucci olsun çeşit türlü markalar var orada outlet daha ucuz olarak satılıyor yani onun yenisi çıktıysa orada şimdi 100 franksa 50 franka satıyorlar böyle söyleyebilirim yani bazı şeyler ürünler çok ucuz onun için hem gezeceğim hem oraya gideceğim yarın. Ee, hanım yarın çalışacak. Migros açık. 1 Mayıs. Migros 1 Mayıs falan tanımıyor herhalde. Ee, Migros açık çalışacak. Ben de yarın oraya gitmeyi düşünüyorum. İnşallah hava da güzel olursa e, tabii ki bir videoda çekerim yoldan. E, sizler de görürsünüz. Evet arkadaşlar böyle devam ediyoruz. Sizlerle beraber e, devam ediyoruz. Sizlerin de herhangi bir isteğiniz varsa bu videoda ben şimdi bayağı bir ağlandım. Sizlerden çok şeyler istedim. Tabii ki sizler de benden bir şey isterseniz özel bir ne bileyim video veya bir bilgi üzerine bir video İsviçre üzerinde belki bir şey öğrenmek isterseniz e, bu konuda bana yazarsanız ben de size yardımcı olurum. Evet arkadaşlar biraz heyecanlıyım. Neden heyecanlıyım? Ee, gün geldi çattı az kaldı Sıla yoluna. Tabii ki Sıla yolu e, yüzünden biraz heyecanlıyım. Bugünü de geçirelim bakalım yarın pazartesi. Ondan sonra da pat 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 cumartesi günü sabah inşallah Allah nasıl kısmet ederse full bir enerjiyle buradan yola çıkacağım. Tekrar hepinizi davet ediyorum. Koluya komşuya da söyleyin cami varsa köyünüzde minareye çıkıp oradan anons da verirsiniz. istediğiniz gibi yani o da olabilir. Büyük bir fabrikada çalışıyorsanız, Türkler varsa orada onlara da söyleyebilirsiniz. Murat Bozdoğan Sıla yoluna çıkıyor. Gelin hep beraber izleyelim, hep beraber destek olalım diye. Arkadaşlar 300 kişi olmamız lazım. Bakın 300 kişi olmazsak canlı yayın mayını yapmayacağım artık. Bırakacağım. Yani 300 kişiyi bir kere toparlamamız lazım. Toparlarsak devam, toparlamazsak Tadı olmuyor. Ma oluyor oluyor ya. Az olsun, öz olsun. Baş ver. İsterse 50 kişi olsun. Ama 300 kişi olursa daha iyi olur değil mi? Büyük bir aile aileyle gidelim. Büyük bir cumbo. Cumbo ile beraber gidelim. Arkadaşlar çok çenem açıldı. Kusura bakmayın. Ee, neredeydi bu? Ee, kamera buradaydı. Evet. Buradan kapatabilirim şimdi. Arkadaşlar söylenecek her şeyi söyledik bugünlük. Dediğim gibi biz biraz sonra yemeğe gideceğiz. Size de şimdiden afiyet olsun, hayırlı pazarlarınız olsun. Kendinize dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı kalın. Benimle kalın hoşça kalın Murat.